Evet, bu sanda şehitliğimize geldim. Zaten şu anda çekim yapmama izin vermiyor. Okey. Okey. Kapatıyorum. Burada da bir tane daha var. Meçhul asker. İsmi belli değil. Allah rahmet eylesin ama nasıl ismi belli olmaz buradaki askerlerin, onu tam anlayamadım. Gelen askerler isimleri hepsi belli, ölenler belli ama ismi nasıl belli değil, onu anlayamadım. Yalnız şunu hissettim, Koreliler gerçekten Türklere çok saygı duyuyorlar, çok seviyorlar. Bunu Korelilerle karşılaştıkça hissediyorum zaten. Çoğu sarılıyor böyle, duyguları bir an kabarıyor, farklı duygular hissettiklerini anlıyorum Türklere karşı. Yani geleneksel olacak ama şu anda çok etkilendim burada bulunmaktan ve bu çiçekleri böyle tamamen spontane koymak istiyorum. Binbaşı Kemal Erten. Osman Yaşam. Şu kırmızı gördüğünüz yer Türkiye. Bayrağımız kendini hemen gösteriyor orada. Ve şu önümde gördüğünüz yerde Türk askerinin olduğu kısım. Evet, Busan'da şehitliğimize geldim. Bugün hava biraz kapalı, yağmur yağacak. Yağmur bastırmadan önce geleyim dedim. Yarın da zaten buradan ayrılıyorum. Ayrılmadan önce burayı görmem gerekiyordu. Yoksa içim rahat etmeyecekti. Şöyle arkamı göstereyim. Muhtemelen burası bizim şehitliğimiz. Biraz sonra okuyacağım zaten isimleri. Arkada Türk bayrağı var. Amerikan bay Yani NATO ülkelerinin bayrakları var muhtemelen şu arka tarafta. Evet, şehitliklerin başında ülkelerin bayrakları var. Şurada Türk bayrağını görüyorum. Oraya gideceğim. Ama yürüyüş yolu nasıl burada? Nasıl yürünüyor? Nerelerden geçiliyor onu bilmiyorum. Şimdi burada 741 şehidimiz var okuduğum kadarıyla. 741 şehidimizin 18'i bir seferde şehit oluyor. Bu da şöyle okuduğum kaynaklardan ve aldığım hissiyata göre bir katakulli var Türk askerine karşı. Düşman asker, müttefik askerler geri çekiliyor ve Türk askeriyle güya bu tercüme probleminden dolayı Türk askeri burada savaşmaya devam ediyor ve 718 askerimiz bir anda şehit oluyor. Evet. Turkey. Bu arkamda gördüğümüz yer şehitlerimizin mezarları, kabirleri. Hasan Taşkın, ilk okuduğum o. Onbaşı. Necmi Sonka. Mehmet Çakır. Onbaşı Mehmet Özmen. Böyle isimleri yazıyor. Türk Harbi Kuvvetlerinden diyor. Halim Kızılkaya. Neyse, ben devam edeyim şehitlerimize. Burada biraz dolaşacağım. Zaten bir 15 dakika sonra şehitlik kapanıyor. Şöyle tekrar göstereyim. Bütün şehitleri burada. Ayrıca şurada bir tane daha Türk şehitliği var. Türk askerlerimiz orada. Burası da komple şu gördüğümüz alanın hepsi Türk şehitliği. İleride Amerikan, İngiliz şehitliği başlıyor. Şu kısım tamamen Türk şehitliği. Şurada da var aynı zamanda. Şöyle genel olarak burayı göstereyim diyeceğim ama arkadaki bitkilerden görünmüyor. Busan böyle, şehitliğimiz böyle. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Evet, burada bir tane daha anıt var. Bu Türk askeri için, Türkiye için yapılmış özel bir anıt. Başka milletler için böyle bir ayrıca bir anıt görmüyorum burada şu anda. Şunu okuyayım. Bu anıt Kore Savaşı'nda özgürlük ve demokrasi için şehit düşen kahraman Türk askerlerin anısına inşa edilmiştir. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Burada da şehitlerimiz bu bölümde.
Evet. Burası da Türk bayrağı. Şu bölümde şehitlerimiz. Onu okumak istiyorum. Şu şekilde. Ali Eren Türk Silahlı Kuvvetleri bu şekilde de yazmışlar. Yaş 22. Memleketleri yazmıyor tabii. Evet, burada da bir tane daha var. Meçhul asker. İsmi belli değil. Allah rahmet eylesin ama nasıl ismi belli olmaz buradaki askerlerin, onu tam anlayamadım. Gelen askerler isimleri hepsi belli, ölenler belli ama ismi nasıl belli değil onu anlayamadım. Unknown soldiers, bilinmeyen asker. Meçhul asker. Türk Silahlı Kuvvetleri, Turkish Army Force. Evet. Burada da gördüğünüz gibi arkada da NATO ülkelerinin bayrakları var. Şöyle. Türk bayrağı da orada. Dediğim gibi biraz sonra yağmur başlayacak. Zaten şehitlik de saat 6'da kapanıyor. Bana 15 dakika sonra çıkman gerekiyor dediler. Hızlı acil bir çekim yapıyorum burada. Biraz sonra kapanacak burası. Evet, gördüğümüz gibi biraz önce şu bölümü göstermiştim. Şu kısmı göstermiştim. Orası Türk şehitliği. Şu orta kısım arka Kanada bayrağına kadar Türk şehitliği. Ayrıca Türk bayrağı yine burada var. Burası da, bu kısım da şu İngiliz bayrağının olduğu yere kadar, işaretin olduğu yere kadar Türk şehitliği. Yine baştaki isimlerden okuyayım. Şakir Karakılıç. Eğer bu sana geldiyseniz mutlaka şehitliğimizi de ziyaret edin. Tavsiye ediyorum. Yani en azından bir duamızı hak ediyorlar buraya gelip. Bunu göstermemiz gerekiyor. Şöyle Türk bayrağımız da burada. Altında yine şehitlerimizin kabirleri var. Şöyle bu sana geldiğinizde burası metronun Line 2 sırasında. Oradaki istasyonu, üniversiteden ben yürüyerek geldim. Üniversite istasyonundan. Google Map'ten de kolaylıkla bulabilirsiniz. Zaten ben de Google Map'ten bakıp geldim. Şehrin merkezi burası. Çok uzak bir noktada değil şehitlik. Ya mutlaka gelin. Mutlaka uğrayın buraya. Başçavuş Bilal Aydemir. Yaş 23. Şemsi Erdoğan, Osman Yaşan, Kemal Erten. Dediğim gibi hiçbirinin memleketi yazmıyor. Yaşları yazıyor, doğum tarihleri yazıyor. 25 yaşında, 22 yaşında, 22, 22, 23. Böyle Türk bayrağımız da burada dalgalanıyor. Evet, şurada bir şey daha fark ettim. Bu da şehitlerimizin üzerinden çıkan eşyalar. Türk bayrağı var. Kara Kuvvetleri Personel Başkanı Orhan Aksoy tarafından ziyaret anısı olarak sunulmuştur diyor. Yanlış söylemişim. Gelen konuk Genelkurmay komutanları tarafından buraya bazı eşyalar bırakılmış. Evet, birçoğu da dediğim gibi, yanlış söylemedim, şehit askerlerin üzerinden çıkan malzemeler olsa gerek. Öyle anlaşılıyor. Şehit kabirleri. Türk bayrağının altında yine şehit kabirleri var. İngiliz bayrağının altında var. Şurada bayraklar asılı ama altında kabir yok. Onu bilmiyorum. Bayrakları neden asılı? Yani şehidi yoksa neden bayrakları burada? Onu tam anlayamadım. Mesela Greece yazıyor. Yunanistan bayrağı var. Ama yanında burada hiçbir şehitlik ya da onların ölen askeri yok burada. Ama bayrakların asılı. Muhtemelen NATO içerisinde olduğu için destek vermişlerdir. Şehit vermemiş olsa bile. Yani tamamen fikir yürütüyorum şu anda. Birçok ülkenin bayrağının altında ölen askeri yok. Kabiri yok. Bazılarının var. Bu bölümde var. Şu karşı bölümde var. Bazılarının altı boş. Muhtemelen NATO çerçevesinde destek veren ülkelerin bayrakları bunlar.
kabir alanı. Bütün ülkelerin askerleri orada. Şu kırmızı gördüğünüz yer Türkiye. Bayrağımız kendini hemen gösteriyor orada. Ve şu önümde gördüğünüz yer de Türk askerinin olduğu kısım. Böyle mekanları cennet olsun. Kore'ye geldik. Koreliler için savaştık, öldük. Pek fazla yorum yapamayacağım. Yapmak istemiyorum. Yani savaşa zaten aklım ermiyor. Neyse. Bugünlük de bu kadar. Evet, son olarak gitmeden önce, yani geleneksel olacak ama şu anda çok etkilendim burada bulunmaktan. Ve bu çiçekleri böyle tamamen spontane koymak istiyorum. Binbaşı Kemal Erten. Osman Yaşam. Osman Yaşam 21 yaşında er. Ahmet Kartepe 22 yaşında er. Allah rahmet eylesin, mekanınız cennet olsun. İsmail Coşkun 25 yaşında er. Ve Ethem Şener 22 yaşında er. Mekanınız cennet olsun. Evet, bir şey daha dikkatimi çekti. Birçok ülkenin kabri var, askeri var, mezarlığı var. Bizim şehitliğimiz tam ortaya kurulmuş ve bizim anıtımız da tam ortaya yapılmış. Bu da Korelilerin bize duyduğu saygıdan kaynaklanıyor. Anladığım kadarıyla muhtemelen burada gerçekten bir şeyleri değiştirmişiz buraya gelince. Bizim o 718 askerimizin birden şehit olması zaten savaşı duraklatmış. Orada bazı dönüm noktası yaşanmış okuduğum kadarıyla. Her ne kadar bu tercüman sıkıntısı yaşandı, Türk askeri İngilizceden anlamadı, savaşmaya devam etti vesaire dense de gerçekten orada kahramanca savaşmışız ve karşı tarafın düşman askerinin gücünü kırdığımızı düşünüyorum. Kaynaklar da o şekilde yazıyor zaten. Böyle şu kabristanın içerisinde en ortada bizim anıtımız duruyor ve bizim askerlerimiz de en ortada kabirleri orta kısma yapılmış. Kenar taraflarda diğer ülkelerin askerlerinin şehitlikleri var, kabirleri var, öyle söyleyeyim. Ve ayrıca şu arka bölümde de ayrı bir kabir var. Böyle. Bunu da gitmeden önce son olarak göstereyim dedim şu kısmı. Evet, şimdi kabrin başka tarafına doğru geçiyorum. Orada da yine bayrakları gördüm. Yalnız şunu hissettim. Koreliler gerçekten Türklere çok saygı duyuyorlar, çok seviyorlar. Bunu Korelilerle karşılaştıkça hissediyorum zaten. Çoğu sarılıyor, böyle duyguları bir an kabarıyor. Farklı duygular hissettiklerini anlıyorum Türklere karşı. Bu kabirde de şöyle göstereyim arka tarafta yine. Şu kabirin orta kısmı, şu ileride bayrakların ön tarafında şurada anıtımızı göstereyim. Anıtımız, evet, şurada anıtımız var. Kabrin tam orta kısmına yapılmış. Buradan dediğim gibi Korelilerin Türklere karşı duyduğu saygıyı ben buradan hissettim. Tam kabrin ortasında. Bizim kendi anıtımız ve Türk askerleri o orta kısma kabirleri yapılmış. Gerçekten sadece bu bile ufak bir gösterge. Korelilerin Türklere karşı duyduğu saygı, sevgiyi gösteren bir ifade. Ben bunu hissettim. Diğer ülkelerin kabirleri hep kenarlarda, farklı köşelerde. Böyle. Yani çıkacağım buradan. Son 3-5 dakikam kaldı. Çıkamıyorum. Görmek istiyorum, her bir köşesini gezmek istiyorum bu kabrin.
zamanım kalmadı zaten. Şimdi döneceğim. Şu arka tarafta bayrakları gördüm demiştim. Orada pek bir şey yok. Şimdi vazgeçtim. Geri dönüyorum. Zaten burası kapanıyor. Burada da şehit olan, ölen askerlerin sayısı yazıyor. Her ülkenin yanında kaç tane askeri öldüyse onu belirtiyor. Toplamda 2297 yabancı asker ölmüş. Burada da İngilizcesi yazılmış. Bu açıklama var.